Merhabalar. Kısmi veya parçalı sevkiyatlarımızı nasıl yönetebiliriz? Kısmi veya parçalı olarak adlandırdığımız sevkiyatlar, kimi zaman müşterilerimizden aldığımız siparişlerin tamamını depodaki miktarların yeterli olmaması durumunda sevk edemeyeceğimiz gibi, müşteri isteğine bağlı olarak farklı zamanlarda sevkiyatı istenildiği durumlarda sevkiyat gerçekleşmektedir. Bu gibi durumlarda kısmi sevkiyat yapmaya ihtiyaç duyulur. Bunun için bir örnek incelediğimizde, klavyemizden F10 tuşu ile veya diyalogos üzerine tıkladığımızda, arama alanımıza sipariş yazdığımızda sipariş listesini çalıştırırız. Sipariş listesinde görmüş olduğunuz gibi farklı zamanlarda gelen farklı carilerden onay kısmı içerisinde kabul, teklif, red veya analiz şeklindeki aşamalardan olduğunu, sipariş durumlarına geldiğimizde ise sevkiyatlarının tamamlanıp veya bekleyen miktarlarının var olduğunu görebilmekteyiz. Burada bekleyen miktarları olan ve teklif aşamasında olan siparişimizi inceleyelim. Görmüş olduğunuz siparişlerimizin toplam tutarları ve bekleyen miktarları kısmında ne kadar beklediğini görmektesiniz. Henüz herhangi bir sevkiyatın yapılmadığını buradan görebileceğiniz gibi ilgili siparişin irsaliyesini de bulabilmektesiniz. Vazgeç dediğimde, ilgili siparişimi sevk et dediğimde sistem sadece onaylanmış siparişler üzerinde işlem yapmama izin vermektedir. Bu yüzden ilgili siparişimi onay durumunu F12 altında bulunan onay durumunu değiştir butonundan değiştirebileceğim gibi ilgili siparişim içerisinde F5 değiştir diyerek giriş sağladığımda onay kısmında görmüş olduğunuz onay durumlarını da değiştirebilmekteyim. Siparişim kabul edildi durumuna getirip daha sonrasında F2 kaydet demem durumunda ve ilgili siparişimi sevk et demem durumunda irsaliye türümüzü toptan satış, perakende satış şeklinde bir seçeneğimizi seçip İrsaliye listesine geliriz. İrsaliye listesinde sevkiyatımızı yapacağımız ürün miktarlarını giriş sağlamalıyız. Sevkiyatımız kısmi sevkiyat olacağından dolayı siparişinin miktarlarında değişiklikler yapıp aynı şekilde varyantlı ürünümüzün de miktarlarını değiştirip ve seri takipli ürünümüzün de serisini seçip F2 kaydet dememiz durumunda İlgili fiş numarasıyla ürünlerimiz sevkiyata hazırlanmıştır. Daha sonrasında tekrar siparişi F5 değiştir ile incelediğimizde sipariş miktarlarımızı görüp karşıda bekleyen miktarlar kısmında ise hala sevk edilmeyi bekleyen miktarları görebilmekteyiz. Örneğin seri takipli ürünümüz için herhangi bir bekleyen miktar bulunmamaktadır. Kalan miktarları da aynı şekilde sevkiyata hazırlayıp gerekli irsaliyesini oluşturduktan sonra örneğin A ürünümüz için 49 adet gönderelim ve kalan bir adedinin müşteri tarafından gönderilmesini istemediğini belirtelim. Bu irsalimizi de tamamlayıp F2 kaydet dememiz durumunda siparişimizi incelediğimizde hala bekleyen miktarların var olduğunu görmektesiniz. İlgili siparişimize F5 değiştir diyerek bekleyen miktarlar kısmında bulunan bir miktar ürününün artık sevk edilmeyeceğini, detay alanında bulunan tamamı sevk edildi seçeneğiyle ilgili işaretlemeyi yapıp F2 kaydet dememiz durumunda artık ürünlerimizin tamamının sevk edilmiş olduğunu görmektesiniz. İrsaliye listemize geldiğimizde yapmış olduğumuz siparişleri tek tek faturalandırabileceğimiz gibi ilgili irsaliyelerimizi fatura listesi üzerinden F4 ekle diyerek ilgili perakende satış faturasını seçip daha sonrasında İrsaliye aktar seçeneği ile klavyemizin boşluk tuşu veya sol alanda bulunan kulakçığa tıkladığımızda ilgili siparişlerimizi F2 seç deyip fatura listemize aktarıp daha sonrasında iki ayrı irsaliyemizin F2 kaydet dememiz durumunda faturalandırılmasını sağlayabilmekteyiz.